2022 yıl bugün 9. fevral. Şu Tüngeyin doğrusu da çok malumlar vergen ben. Yani hazır şu Tüngeyin Ures kanaka kesali kaydan kep çıkadı deyip soru kalıştı. Tüngeyin doğrusu da malumlar bir mağçıma. Tüngeyin Ures'in kandı turları var ve kandı dağılın adı. Tüngeyin Ures'in klasifikasyası bu. Ben uzun işlep çıkan klasifikasyası. Bu doğrusu da bir marta ilmi makala bilen çıkan ben. Lekin bugün 20 yıldan artık kaldı. Bana hazır Tüngeyin Ures doğrusu da yapıp veremem. Tüngeyin Ures'in 4'te turu var. Bana diyor ki ben çizip veremem. Uzun. Çizip veremem ve turları doğrusu da yapıp veremem. Birincisi bu merkezi turu. Merkezi turu bu insanda boş miyasına bağlı bugün tur. Bana insanda boş miyası. Demek bana bu gözü, bana bu burnu, bu ağzı, bana miye. Demek ikincisi, demek birincisi merkezi turu. Bunu M harfi bile belirleyiniz. İkinci turu, demek bu adamda bana numarası, umutkası bana, gövdesi bana, kolu. Ayağı. İkinci turu bu umutkaya bağlı bugün turu. Bana umutka. Demek ikincisi umutkaya bağlı bugün turu. Bunu demek merkez tuzu, merkezi tuzu ve orta turu ham değiller. Demek umutkaya bağlı bugün turu. Üçüncüsü bu CD kartasına bağlı bugün turu. CD kartasına bağlı bugün turu. Demek bana hoş hazırlık benim. Bana bu demek birinci turu. Bu demek ikinci turu. Yani üçüncü turu bu CD kartasına bağlı bugün turu. Üçüncüsü CD kartasına bağlı bugün turu. Bana yazıp koyup demek CD kartası de. Bu umutluya bağlı bugün turu. Yani dördüncü turu bu aralaş turu. Aralaş turu. A harfini koyup koyup. Hop. Bu kandil işliydi o zaman bu nima. Yani CD kartası doldu. Dolgandan kegin. O CD kartası dolgandan keyin demek CD kartası devordagi reseptorlar o'sha impuls ishlab chiqaradi. Bu impuls demek orqa miya bilan demek to'g'ri boshqa boradi. Agar orqa miyada muammolar bo'lsa, ko'pincha orqa miyada spina bifida bo'ladi, MRT qilinganda spina bifida bo'lsa, demek bu o'sha impulslar kuchsizlanib qoladi yoki kechikib boradi va shuning uchun demak bu informatsiya bosh miyaga kechikib boradi. Uchinchi holati bu ensefalogrammada ham chiqadi, MRT'da ham chiqadi. Bosh miyaga bog'liq bo'lgan defektlar. Bosh miyaga bog'liq bo'lgan defektlarda demak informatsiya bu yerga boradi, lekin kech javob beradi. Shuning uchun ko'pincha yo siygandan keyin yoki siyib qo'ygandan keyin ba'zan bemorlar demek uyg'onib ketadi. Yani ko'pchilik vrachlarimiz bunu nevropatologlarimiz ham gelmentlarga bog'liq deydi. Yana ko'pchilik urologlarimiz aytadiki, buni o'sha CD kartasidagi shamollashlarga bog'liq deydi. Yo'q, bu markaziy nerv tizimiga bog'liq bo'lgan jarayon. Ya'ni tungi enurez markaziy nerv tizimiga, umuman nerv tizimiga bog'liq bo'lgan jarayon. Demak, keyingisi aralashtiruv. Ba'zan birinci, ikincisi bilen, bazen ikincisi, üçüncüsü bilen aralaşıp gelirler. Ve bu halarda biz aralaş durur diyoruz. Bazen hem aslında demek azgın hem boş niyasi gidri sifariye, hem de spina bifida bilen çalışmak mümkün. Yok ki demek sidi kaptası demek net doğalarının yeterli derecede demek rövajlanmasındaki akıbatı da demek kep çıkışı mümkün. Şunun için tüngüsü koyduğun törtte turu bor, turunu doğru anıqlayan adam doğru şifasını topar. Endi har bir turu üçün alohida davolanış usulları qo'llaniladi. Mesela CD kartasiga bog'liq bo'lgani uchun alohida davolanış usulu. Demek bel umurtqasiga bog'liq bo'lgan holatlar uchun alohida, markaziy nerv tizimiga bog'liq bo'lgan holatlar uchun alohida davolanış usulu qo'llaniladi. Aralash holatlarda ham. Lekin hammasi uchun ham zarur bo'lgan demak tavsiyalar bor. Birinchi tavsiya demak
uyqlashdan 1-2 soat oldin hech qanday suvlik iste'mol qilmaslik kerak. Qancha uzoq bo'lsa shuncha yaxshi. Taxminan masalan 2-3 soatgacha. Ikkinchisi, kechqurun yotishdan oldin, demak o'sha masalan 10 da uxlamoqchi bo'lsa, soat masalan 7 da ko'proq poliz mahsulotlaridan iste'mol qilgani ma'qulroq bo'ladi. Keyin yana bir eng muhim sharti bu tunda 1 marta, 2 marta, 3 marta sepadigan bolalar bor. Har qanaqa holatda uni uyg'otib bo'lmaydi. Uyg'otib qo'yish, shu ko'pchilik vaqtlarimizda shu narsa bor. Uyg'otib qo'yish bolani ruhiy holatini buzadi, depressiyaga olib keladi, ba'zan psixopatiyaga olib kelishi mumkin. Psixopatiya bilasizlar, o'ta og'ir davolanadigan kasalliklarga kiradi, chegaradosh kasalliklarga kiradi. Shuning uchun shu demak kasallikni davolashda shu narsalarga e'tibor berish kerak. Bizga shu tungi enurez bilan bir 25-30 yildan beri boshqa joylarda davolanib natija bo'lmagan bemorlar keladi va yaxshi natija olishadi. Endi bu kasallikni demak videorolik qilib shu namoyish qila olmaymiz. Shu sababli ham bu do'stda demak YouTube'da juda ma'lumotlarimiz kam. Keyin bu kasallik ancha demak qimmatga davolaniladi va davolanish muddati demak kasallikning turiga qarab turib demak 3 oydan 1 yilgacha cho'zilishi mumkin. Minimum ba'zan 3 kunda yaxshi bo'lib ketgani ham bor. Albatta turiga qarab turib. Alloh shifosini bersin. Tungi enurez davosi bor kasallik.